Efendim Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti ve hidayeti hepiniz üzerine olsun. Efendim sahur programımıza hepiniz hoş geldiniz, onur verdiniz efendim. Sağ olun. Sultanahmet Meydanı peygamber, Allah ve peygamber sevdalılarına bir gece daha yine tanıklık ediyor. Aslında bu tanıklık ülkemizde insanların dinle nasıl barıştığının, Kur'an'la nasıl kucaklaştıklarının, sevgili peygamberimizle nasıl gönül gönüle geldiklerinin, ey Rabbimiz buradayız sana itaat etmek için, ey Nebi buradayız sana ümmet olmak için ve kiblemiz Kabe'dir bunun altını çizmek için sizler burayı tıklım tıklım dolduruyorsunuz. Bence sizin buradaki bu gecedeki bu muhteşem kalabalığınız şunu gösteriyor, ben öyle görüyorum. Müslüman olmak ve Müslüman kalmak, ebede kadar Anadolu coğrafyasında böyle kalmak bu milletin tarihi bir kararıdır. Hiçbir güç bu milleti dininden soğutamayacak. Bu bunun ilanıdır. Onun için Türkiye'ye bunu yaşattığınız için ben şükran borçluyum sizlere. Ve inşallah bu böyle devam edecektir. Bu manzara açığı, kapalısı, sünnisi, alevi, kürdü, türkü, genci, yaşlısı, hiçbir cemaat farkı gözetmeksizin, grup farkı gözetmeksizin burada kucaklaşmanız bizim için bir onurdur. Allah bu birliğinizi sonuna kadar devam ettirsin inşallah bu şekilde. Teşekkür ederim. Efendim bugün de yine programımızın ilk bölümünde tabii Abdurrahman ve Mustafa hocalarımı tanıtmama gerek yok. Onlar artık ev sahibi sayılır. Onlara da hoş geldiniz diyorum. Efendim programımızın ilk bölümünde soru alacağız. Biraz sonra bu gece sevgili hanımefendiler, muhterem hanımefendiler, çok özel bir kadının hayatına yolculuk yapacağız. Hazreti Resulullah'ın yanında kıymeti büyük, çok ama çileli bir kadının hayatına yolculuk yapacağız. Program biraz sonra altyazıda görüyorsunuz. Hazreti Zeynep'i bugün bu gece burada bir daha hatırlayacağız. Unutmaması ya bir daha Hazreti Zeynep'in evine misafirliğe gideceğiz ama önce biraz soru. Hanımefendi hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Hayırlı sahurlar. İzmir'den geliyorum. İzmir'deki bütün akrabalarımın herkesin çok selamı var. Sizi çok seviyoruz. İzmirlere, İzmir'e ve İzmirlere selam. Çok güzel bir kalabalığınız olmuştu. İzmir'deki evet. Kongrenizde de oradaydım. 15 günü, 20 evet. gün önce 30 evet. bin kişi vardı. Evet, çok kalabalıktık. İzmir Bornova'daki konferansımızda, evet. Evet, soruma geçeyim. Buyurun, tabii ki. Müsaadenizle. Şimdi cep telefonuma ben ezan sesini kaydettim. Evet efendim. Her bulunduğum ortamda ezan sesi çalıyor. Bu sizce ne kadar doğrudur? Şöyle yani mesela bunun biraz daha biraz daha dikkatli şekilde planlanmasından yanayım. Şundan dolayı. Şimdi evdeyseniz hiçbir problem yok. 5 vakit size namazı hatırlatması kadar güzel bir şey olabilir mi? Bu bir nimettir. Ama diyelim bir toplu taşım aracındasınız, otobüstesiniz veya müsait olmayan bir yerdesiniz. O anda ezan okunuyor. O çok doğru olur mu acaba? Çünkü orada yani bir otobüstesiniz, kalabalıksınız, birden ezan sesi geliyor. Orada bir kişi bile rahatsız olursa ve ezana ilişkin kötü bir söz çıkarsa ağzından sizi de rahatsız eder, onu da felakete sürükler. Çünkü ezana karşı söz söylemek tehlikeli bir şey. Tehlikeli bir reaksiyon olur. Buna sebep olmamak lazım. Ama evdesiniz, ne bileyim müsait yerlerdesiniz o gün boyunca 5 vakit size ezanı hatırlatması kadar güzel bir şey olamaz. Sadece benim endişem yanlış bir yerde ezan okunursa orada yanlış birinin yanlış bir söz söylemesi sizi de üzer, bizi de üzer, o adamı da berbat eder, perişan eder. Yani ezana karşı bir söz söylediğinde imanı tartışılır hale gelir çünkü.
Teşekkür ederim. Bütün İzmirlilere tekrar selam. Evet, İzmir hakkında da yanlış bir kanaat var. Hanımefendi vesilesiyle ben yıllarca İzmir'de hizmet yaptım, Karşıyaka'da görev yaptım. Kemalpaşa Camii'nde namaz kıldırdım, vaaz ettim. İzmir'i dine uzak zannedenler, bu yanlış düşüncedir. İzmir hakikaten dindar ve dine son derece bağlıdır. Böyle değil yani. Peki buyurun efendim. Hayırlı Ramazanlar hocam. Teşekkür ederim. Koca Mustafa Paşa'dan geliyorum ben de, Fatih'ten. Bir şey söylemek istiyorum. Çocuklar da sizi çok severek ilgiyle dinliyor. Bu da çok önemli bizim için. Ben şey sormak istiyorum. İki kişi, yani bir kişinin arkasından konuştuğu zaman gıybet oluyor. Onu biliyoruz ama. Hani biz kızgınlık anında kendi kendimize evde birinin arkasından konuşuyoruz, kızıyoruz veya kötü bir laf söylüyoruz. Biz tek başımıza bunu söylediğimizde gıybete giriyor mu? Kendi başınıza. Yani kızgınlıkla konuşuyorum o insanın arkasından veya kötü bir şey söylüyorum ama tek başıma. Bu da gıybete girer mi? Yani o kendi başınızdan başkası duymadığına göre, başkası bu işe şahit olmadığına göre, siz kendi içinizdeki duyguları ifade ettiğinize göre aslında en doğru olanı o ifadeleri dizginlemek. Ama dizginleyemezsek, ama halkın önünde söylemekte çok farklı. Size kalıyor, en azından elinizi açarsınız. Allah'ım beni affet, kalbimi düzel, bu kardeşim hakkında kötü düşündüm, ya Rabbi vazgeçtim dersiniz, kendinizi kurtarırsınız. Ama başkasını bu işe şahit etmek tehlikeli. Aynı değil ki. Teşekkür ederim efendim, sağ olun. Evet, sorumuz o. Merhaba hocam. Merhaba, maşallah. Hayırlı Ramazanlar. Allah bağışlasın. Şey, ben bir soru soracaktım. Çarşamba günleri çocuk yıkamak günah diyorlar. Doğru mudur? Yıkamak için günah günü yok. Yani o salı sallanır, çarşamba, çarşafam dolanır diyorlar. Peşembe için de diyorlar. Ne olur? Sel mi alır diyorlar. Ha, perişan olurmuş. Cuma'ya ne diyorlar? Ne oluyormuş? Mübarek gün. Tamam, Cuma'ya dokunmuyorlar bari. Bunlar hiçbirinin itibarı yok. Allah'ın her günü mübarektir, her günü güzeldir. Ama Hazreti Peygamber yeni bir işe başlayacağında pazartesi günü başlardı. Ve Cuma günleri son derece önemserdi. Yolculuğa çıkacağına besmele ile çıkardı. Allah'a sığınırdı şeytanın şerrinden. Fakat çarşamba günü çocuk yıkamanın da günahlığı yoktur. Hatta bir şey söyleyeyim. Cuma günü cemaat camiden çıkmadıkça mesela kadınlar öğle namazını kılmıyorlar. Hiçbir doğruluk payı yok bunun. Cuma günü de diğer günler gibidir, kadınlar için söylüyorum. Ezan okunduğu andan itibaren gider namazınızı, cuma namazınızı kılarsınız. Düzeltiyorum, öğle namazınızı kılarsınız, sakıncası yok. Tabii kadınlar eğer isterlerse cuma günü cuma namazına cemaate ve camiye tabi olabilirler. Onu da söylemiş olalım. Efendim, sorumuzu alalım. Selamun aleyküm hoca. Allah'ın selamı üzerinize ve üzerimize olsun. Hepimizin, sağ olun. Hocam, bir kadının malı, mülkü, her şeyi var. Hani erkekte biliyoruz, hani erkek mahremiyetsiz hacca gidebiliyor, ancak kadın için öyle değil. Evet. Kadının malı, mülkü, her şeyi var, ancak mahremiyeti yok hocam. Bu nasıl hacca gidebilir bu kişi? Ona hac farz olmaz. Yani yanında nikah düşmeyen dayısı, amcası, eşi, kardeşi, babası gibi, oğlu çocuğu gibi biri olmadıkça ona hac farz olmaz. Şartlar oluşmamış olur çünkü. Ama böyle olmamakla beraber, yanında nikah düşmeyen biri olmamakla beraber, bazı mezhep alimleri kadının yol güvenliği olduktan sonra bazı kadınlarla, diğer kadınlarla bir grup oluşturup hacca gidebileceği kanaatindadırlar. Zaten şu anda Türkiye'de geçerli olan da sanıyorum Diyanet öyle bir metot takip ediyor. Yani aynı grupta 2-3 hanımı bir araya getiriyor, eşleştiriyor ve kadınlar birbirlerini hani muhafaza ederek. Çünkü sadece yolculuk 3 saat uçak yolculuğu değil. Hakikaten yolculuğun getirdiği meşakkatler vardır. Anormal şartlar olabilir. Dışarı çıkarken otelden filan, hac işi zor bir iş. Kolay bir iş değildir. Bunu önemsiyor İslam alimleri. İki görüş var. Bu nedenle birine göre gidebilirsiniz, ötekine göre gitmediğiniz zamanlarda sorumlu olmazsınız. Ben belli bir yaş grubunun çok genç olmama koşuluyla arkadaşlarıyla beraber bir araya gelirse, yani çok tecrübeli, yani 16-17 yaşında çok tecrübesiz sayılır. Biraz da hani tecrübeli olduktan sonra gidebileceği kanaatindeyim. O görüşe daha meyilliyim ben. Allah kabul etsin efendim. Sağ olun. Ramazanlar hocam. Hoş geldiniz. İyi Ramazanlar diliyorum. Teşekkürler.
Kahramanmaraş'tan geliyorum ben. Size kucak dolusu selam getirdim. Ben sorum şuydu. Günümüzde hacimat yapıyorlar. Faydası var mı? Onu öğrenecektim. Hacimat yapıyorlar. Şimdi hacamatı hepimiz yapmışız zamanında. Yani ben küçükken bir boğmacayı yakalanmışım. Anam anlatırdı rahmetli. Nefes alamıyormuşum. Köyde bir şey yok. Doktor yok. Şu yok. Bu yok. 1955-56'lı yıllardan bahsediyorum. Böyle belimize, sırt tarafımıza jilet atmışlar. Anam öyle diyor. Bir orada yaşlı bir kadın varmış. Bu işleri bilirmiş. Sırtımıza birkaç yere jilet atmışlar. Sonra bardakla hacamat yapıyorlar biliyorsunuz. O kanı çekiyor. O pis kandır. Bu nedenle de efendim boğmacan geçti diyordu annem bana rahmetli. Ama çok dikkatli olmak lazım çünkü çok mikrop kapmaya müsait bir iş. Hazreti Peygamber zamanında hacamat yapılmıştır. Ama tabii o günkü şartlarda bu son derece düzgün yapılmış buna rağmen. Bu nedenle hacamat sünnettir. İhtiyaç halinde de uygulanabilir. Ama dediğim gibi son derece bu işi bilenlerin kontrolünde yapmak lazım. Ve Türkiye'de tabii kötü bir jilet, efendim dezenfekte olmayan, temiz olmayan bir aletle yapıldığı zaman virüs kapabilir, ne bileyim hastalık kapabilir, vücuda bir hastalık geçebilir. Dikkatli olmak lazım ona göre. Mekke, Medine'de var, hacamat yerleri var, yapıyorlar son derece olgun şartlarda, vücudun belli yerlerinden kan alıyorlar. Ama tabii nasıl yapıyorlar şu anda bilmiyorum. Yani gidip görmedim oradakini. Yaptırmak zorunda değilsiniz. İşin özeti. Dikkatli olmak lazım. Hemen bir soru daha alayım. Buyurun. Hayırlı Ramazanlar hocam. Ankara'dan geliyorum. Size bol selamlar getirdim. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Benim sorum, bir erkek eşini kızgınlık anında boşadığında 3 kere boş ol dedikten sonra pişmanlık duyup tövbe getirdiği takdirde nikahı kurtulur mu? Şimdi şöyle, bir seferde yapılan 3 boşama, 2 görüş var bu konuda. Alimlerin bir kısmına göre bir taraf bir anda yapılan boşsun, boşsun, boşsun sözü 3 boşamayı ifade eder. Yani iş biter. Bazı yorumlara göre, alimlere göre ise bir anda yapılan 3 boşama bir boşama sayılır ki Peygamberimiz zamanında öyleydi. Hazreti Ömer zamanındaki içtihad ise 3 boşama 3 boşama kabul ediliyor. Fakat bu ikinci görüş boşsun 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 da birinci boşama gerçekleşir. İkinci, üçüncü boşsun kelimesi ise birinci boşamayı teyit, güçlendirme niyetiyle yapılmış olan bir ifadedir. Bir anlamı yok. Bir boşama gerçekleşir, evlilik devam edebilir. Biz doğrusu bu görüşü şu anda fetva olarak kullanıyoruz ki aileyi kurtarmaya çalışıyoruz. Anlaşıldı mı? Evliliğinize devam edebilirsiniz. Efendim kısa bir aramız var. Ve kısa aradan sonra Hazreti Zeynep'in hayatıyla ve güzel ilahilerimizle, kasidelerimizle beraberiz. Efendim yeniden teşekkür ediyorum bizi yalnız bırakmadığınız için. Sağ olun, var olun efendim. Ve selamların en güzeliyle, Mevlam'ın selamıyla. Bu gece çok özel bir kadının evine misafir olacağız. Kapıyı aralayıp içeri gireceğiz. Orada mütevazi bir ev var. Orada dağlar kadar büyük bir kadın var. Bir Meryem kadar iffetli, bir Asiye kadar durağan, bir Sümeyye kadar dava sahibi bir kadın var. Hazreti Peygamber'in 4 kızının en büyüğü, adı Zeynep. Başlarken Zeynep'in hayatına bütün yeryüzünün Zeynep'lerine selam olsun. En büyük Zeynep'e sonsuz selam olsun.
Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam peygamber olmadan Zeynep doğdu. Nihayet Zeynep'i teyzesi oğluna istiyordu. Yani Hatice'nin bacısı. Hazreti Hatice'nin Ebu'l-As İslam'dan önceki yıllarda Zeynep'i istiyor hanımı olmak için. Zeynep'le ilgili haber gönderiyor Allah'ın Resulüne. Annesi 50 yaş üstünde, Hazreti Peygamber her ticarete gidişinde, ticaret yapıyor Resulullah, her ticaret dönüşünde önce Kabe'ye uğruyor, sonra evine ve kızlarına bakıyor. Bir gün Peygamber'in kapısına yavaş yavaş Zeynep'in talipleri çoğalmaya başladı. Birbiri ardınca geliyorlar. Zeynep istiyorlar. Dünyalar güzeli bir kız. Anasının kızı, babasının kızı Zeynep. Kapı çok vuruluyor Resulullah'ın. Zeynep'i istiyorlar. Birbiri ardınca. Hazreti Peygamber henüz kararlı değil ama Hatice kararını çoktan vermiş. Zeynep'i kardeşinin oğluna Ebu'l-As'a alacak. Anneler etkilidir kızların verilmesinde. Anneler dinlenmeli kızların verilmesinde. Analar göz ardı edilmemeli. Anaların yürekleri dağlar gibi büyük, hissiyatları güçlüdür annelerin. Nihayet Zeynep'i isterler. Şimdi peygamber kızına soracak. Ama nasıl soracak? Edebe bakın. Bir gün Zeynep Hatice ile içerideyken Resulullah kapının önüne gelir. Zeynep, Zeynep kızına söylüyor. Buyur babam deyince peygamber içeride, Zeynep peygamber dışarıda, Zeynep içeride. Zeynep'im, Ebu'l-As seni anıyor. Ebu'l-As senden bahsediyor. Seni istiyor. Ne diyorsun Zeynep? Zeynep susar. O zaman susmak kabul demekmiş. Zeynep susar. Allah Nebisi aleyhissalatü vesselam sevinir. Denk bir eşleşme. Çünkü karı koca arasında denklik önemli. Hem kültürel, hem fiziksel, hem de maddesel denklik önemli. Biri aralarında uçurum olsa onu istismar edebilir, kötü kullanabilir. Küfüvet diyoruz buna, küfü olması, denk olması insanların. Hazreti Peygamber Zeynep'i Ebu'l-As'a vermeye niyetlenir. Güzel bir düğün olacak ama bu düğün peygamberlik gelmeden önce olacak. Allah Nebisi daha peygamber değildir ve güzel bir evlilik başlar. Zeynep evlenir. Ebu'l-As sık seyahatlere çıkıyor. Zeynep evinde onu bekliyor. Kadınlar beklemeye alışmışlar. İzzetli ve iffetli kadınlar, onurlu kadınlar evlerinde iffetle beklerler erkeklerini, uzaklara gidenleri. Hayırla gelsin diye beklerler. Zeynep de hayırla bekleyenlerin başında Ebu'l-As'ı bekler hep kapıda, hep pencerede onu bekler, gelsin eşim diye. Ve bir gün Ümame doğar. Zeynep'in o kızı Ümame doğar. Sonra Ali doğar. İki çocuk sahibi olurlar. Ümame ve Ali. Ve bir gün Hazreti Peygamber peygamberliğini ilan eder. Vahiy gelir. Resulullah der ki ben peygamberim, bana uyun. Mekke'de taşlar yerinden oynar. Mekke'de Hira yerinden oynar. Sevr, Ebu Kubeys dağı yerinden oynar. Mekke'de şok üzerine şok. Muhammed peygamberliğini ilan etti. Sevinç var, üzüntü var. Bir gün Fatıma üzgün. Yanında daha üzgün olan bir Zeynep var. Hazreti Peygamber'e saldırmışlar. O gün
Fatıma'nın üzgünlüğü ondan, Zeynep'in ise başka bir şeyden. Hazreti Fatıma sorar Zeynep'e, abla niye tedirginsin? Seni üzgün görüyorum, niye öyle? Zeynep'imiz der ki, dayımı duymadım Varaka bin Nevfel. Tek Allah'a inanan Varaka bin Nevfel. Sen onu duymadın mı? Neyi duydun? Babamızı çıkaracaklarmış Mekke'den. Babamız çok eziyet görecekmiş. Dayım onu söyledi. Dururlar. Kızlar babaya çok düşkünler. Hazreti Peygamber hep kızları sevdi. Çünkü sevecek erkek oğlu yaşamadı hiç. Hep kızları sevdi onu. Susar Zeynep. Susar Fatıma. Peygamberimizin peygamberliğini inan etmesinden sonra bir gün Zeynep der ki kocasına, babamın dinine girsene. Ebu'l-As der ki susar, bir şey söylemez. Ama akşamüstü Zeynep'in kocası Ebu'l-As gider Mekkelilerin toplandığı yerde, onları dinler, bakar ki peygamber aleyhine zehir zemberek konuşuyorlar. İftiralar atıyorlar, tezgahlar, düzenler kuruyorlar. Peygamberi öldürmeye niyetliler. Müthiş bir düşmanlık fırtınası esiyor Hazreti Peygamber'e karşı. Zeynep ise Darun Nedve'den dönen kocası Ebu'l-As'a şöyle söyler. Ben babamın dinini seçtim. Ben Müslüman oldum. Ebu'l-As sinirlenir. Çünkü Ebu'l-As putperest. Peygamberin kızı Müslüman. O dönemde henüz putperestle evlenilemeyeceğine dair emir gelmemiş henüz. Son derece rahatsız olur. Yatağına ayrılır. O gece Zeynep başka yatar, ayrı yatar. Ebu'l-As ayrı yaşar. Ayrı yatar daha doğrusu. Sabaha doğru Ebu'l-As Zeynep der, sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Dün Darun Nedve'den dönerken babanla karşılaştım. Zeynep'in gözleri açılır. Babamla mı? Babam ne dedi sana? Baban Müslüman olmamı teklif etti. Peki sen ne dedin? Zeynep, babana hayır dedim. Babama niye hayır dedin? Niye Müslüman olmadın Ebu'l-As? Ben bugün Müslüman olsam diyecekler ki Ebu'l-As karısının dinine girdi. Üzülme Zeynep. Baban şerefli bir adam. Asil bir adam. Baban hakikaten çok asil bir adam. Çok onurlu bir adam. Baban hoş bir insan. Ama ben şu anda babanın dinine giremem. Çünkü babanın dinine girecek olsam diyecekler ki karısının dinine girdi, Muhammed'in dinine girdi demezler. Ben kabul etmem. Zeynep düşünceli, Zeynep üzgün, Ebu'l-As kırgın. Sonra sıkıntı yılları gelir. Birbiri ardınca bir gece Hazreti Peygamber amcası Ebu Talib'i kaybeder. Peygamberin kolu kanadıydı Ebu Talib. Hazreti Ali'nin babası Peygamberimizi koruyordu. Bir zırh gibi koruyordu. Ama bir gün aniden vefat eder. Sonra ondan 3 gün sonra Zeynep'in anası vefat eder, Hatice. Hazreti Peygamber müthiş üzüntülü. Hatta sevgili dostlar denilir ki Hazreti Peygamber Hatice vefat ettiğinde 1 ay evden dışarı çıkmaz. Müthiş sarsılır. Çünkü Hatice hakikaten Hatice'ydi. Peygamber'e koldu, kanattı. Peygamber'e yardımcıydı. Peygamber için desturdu. Peygamber için emandı Hatice. Bütün varlığıyla peygamberin yanındaydı Hazreti Hatice. Ama bir gün aniden vefat eder. Yaşlı bir kadın zaten. Hazreti Peygamber'le Hatice arasında 15 yaş fark vardı. Resulullah 40 yaşında, Hatice 55 yaşında. Resulullah 50 yaşında, Hatice 65 yaşında. Bir gece aniden Hatice de vefat eder.
Hazreti Peygamber çilenin ve ısrabın çoğaldığını görünce bütün Müslümanları Medine'ye gönderir. Gidin, Habeşistan'a gönderir. Hazreti Rukiye Habeşistan'a gider. Peygamberin kızı Hatice, Rukiye, Hazreti Osman'la beraber Habeşistan'a gider. Diğer sahabiler Medine'ye giderler. Habeşistan'a Peygamberimiz Mekke'nin dayanılmaz bir hale geleceğini anlayınca bütün sahabesini birbiri ardınca çıkarıyor. Gidin de kurtulun. Ama kendisi Mekke'de durmaya devam ediyor. Gemiyi terk etmiyor, Mekke'yi terk etmiyor. Son ana kadar duranlardan biri Hazreti Ebubekir, biri Allah'ın Resulü, biri Hazreti Esma, Ebubekir'in kızı, öteki Hazreti Aişe, Hazreti Ebubekir'in kızı. Onlar Mekke-i Mükerreme'de kalmaya devam ediyorlar. Fatıma ve Ümmü Gülsüm, peygamberin diğer iki kızı, Medine'ye gitmişler. Aile paramparça. Hatice mezarda, Rukiye Habeşistan'da, Ümmü Gülsüm ve Fatıma Medine'de, Zeynep Mekke'de. Zeynep artık kolsuz kanatsız. Kocası müşrik, putperest, babası peygamber, iki arada bir derede kalmış. Babasından bahsetse üstüne geliyorlar, küfrediyorlar Zeynep'e, hakaret ediyorlar. Kocası arkasında duruyor ama Ebu'l-As Zeynep'i korumaya gayret ediyor. Akşamüstü Zeynep anasının mezarına gitti. Hatice mezarda, iki erkek kardeşi Kasım ve Abdullah mezarda orada. Erkek kardeşleri mezarda, anası mezarda. Evler bomboş. Fatıma'nın, Rukiye'nin evi boş. Müslümanlar evleri bırakmış gitmişler, yurtsuz kalmışlar. Müslümanların evlerinin yerine Ebu Cehil el koymuş. Velid el koymuş. Mekke'nin şımarık ayak takımı lider diyorlar ama ben ayak takımı diyorum. Sefihler el koymuşlar bütün Müslümanların hayvanlarına, evlerine, barklarına, yuvalarına, bahçelerine. Hayat hakkı tanımıyorlar Müslümanlara. Yurtsuz kalmış, necasız kalmış. Anne mezarını ziyaret sık sık. Birdenbire durum gerginleşti ve Hazreti Peygamber Medine'ye gitti. Tek başına. Zeynep Mekke'de kaldı tek başına. Bir gün Bedir oldu, Bedir. Bedir'de müşrikler hazırlık yapıyorlar. Ebu'l-As Bedir'e gitmek istemiyor. Çünkü Bedir'de Resulullah'la savaşacak. Yani karısının babasıyla savaşacak. Hazırlık yapar. Ebu'l-As gitmese çevreden tepki görecek, diyecekler ki karının kocası, karının babasına karşı diremiyorsun diyecek. Ebu'l-As'ta böyle bir korku var. Bu nedenle istemeye Bedir'e müşriklerle beraber Medine'ye doğru giderler. Ebu'l-As Medine'ye doğru yola çıkar. Bedir'e gelirler. Hazreti Zeynep üzgün. Kocasının savaşa katılmasından, babasına karşı savaşa katılmasından üzgün. Bir tarafta kocası Umama ile Ali'nin babası, bir tarafta kendi öz babası Peygamberimiz. Hazreti Zeynep'in yüreği Hazreti Peygamber'le beraber ama aklı kocasıyla beraber. Şöyle bir dua ediyor, elini açıyor. Ya Rabbi, babama zafer nasip et, kocam da geri gelsin, ölmesin. Ne kadar zor. Peygamberin kızı imansız bir adamın elinde. Çünkü putperest bir adamın elinde. Ne kadar zor bir şey Hazreti Zeynep için. Gelirler nihayet Atike, Hazreti Peygamber'in halası. Bir gün hızlı bir şekilde heyecanlı gelir. Zeynep, Zeynep, Zeynep.
Ne var der Hazreti Atike'ye. Ne oldu Zeynep der. Zeynep'e der ki Atike, müjde müjde. Ne oldu? Baban zafer kazandı. Bedir'de Müslümanlar zafer kazandı Zeynep. Zeynep'in ilk sorusu, kocam ne oldu? Babam kazandı elhamdülillah. Kocam ne oldu? Kocan esir düşmüş. Ölmemiş. Esir düşmüş. Öyle diyor. Mekke'de, Medine'de esirler. Hazreti Peygamber damadı da esir. Kızının kocası da esir. Hazreti Peygamber esirlere iyi davranın der. Hazreti Ömer ise çok sert. Bütün esirleri tek tek kafalarını koparalım diyor. Bizim şehrimize kadar gelecek kadar cesaret sahibi olan bu adamları tek tek öldürelim der. Hazreti Ebubekir hayır der. Biz öldürmeye gelmedik. Hatta Hazreti Ebubekir ile Ömer arasında atışma olur. Sert bir atışma. Hazreti Ömer der ki ben akrabamı vuracağım, öldüreceğim. Akrabaları da esir. Sen de oğlunu öldür. Sen oğlundan dolayı onları bırakalım diyorsun. Sert tartışmalar olur orada. Allah Resulü susar, susar, susar. Dinler ve sonra hükmünü verir. Der ki esirler öldürülmeyecek. Esirlere iyi davranacağız. Ancak her esir, okuma yazma bilen her esir, 10 Müslüman çocuğuna okuma yazma öğretecek. Çok ilginç. Peygamberimizin genişliğine bakın. Havsalasının genişliğine bakınız. Müşrikler Müslüman çocuklara eğitim verecekler. Okuma yazma. Onun karşılığında, eğitim karşılığında bırakırım onları diyor. Peygamberin büyüklüğüne bakınız. Hazreti Peygamberin nasıl ileri düşündüğüne bakınız. Her müşrik okuma yazma bilen 10 Müslüman çocuğa okuma yazma öğretirse onu bırakırım diyor. İkincisi, okuma yazma bilmeyen müşrikler harp fidyesi verecekler. Hazineye para verecekler. Onları öyle bırakırım, yoksa bırakmam diyor. Fidye vermesi gerekenlerden birisi de Ebu'l-As. Peygamberin damadı içeride. Hazreti Peygamber damadıma özel statü yapın demiyor. Damadım da herkes gibi olsun diyor. Ama Zeynep Mekke'de kocasını kurtarmak için para arar bulamaz. Ebu'l-As'ın kardeşleriyle görüşür, para yardım yapmazlar. Derler ki Hazreti Zeynep'e, kocan Muhammed kocanı bıraksın. Ebu'l-As Zeynep'e sahip olduğu için, sahiplendiği için kardeşleri Ebu'l-As'a nefret kusuyorlardır ve kabul etmezler. Ebu'l-As yalnız kalır, sahipsiz. Zeynep bakar ki kocasını kurtaracak bir para yok, bir şey yok. Ne yapar? Amr bin Rebi diye bir akrabasına, Ebu'l-As'ın da kardeşi olur, bir şey gönderir Peygamberimiz. Bir torbanın içinde bir şey gönderir. Bir salgın içinde bir şey. Der ki bunu götür babama ver. Kocamı serbest bıraksın. Peygamber Ebu'l-As için özel bir şey yapmıyor damadına. Diğerlerinden ayırmıyor. Peygamber damadını kayırdı dedirtmiyor. Herkese hüküm neyse damadıma da aynı. Kızının hatırını yok sayıyor. Bakınız büyüklüğüne. Allah Nebisi Medine'de oturmuş. Mescitte. Bu adam gelir. Amr bin Rebi gelir. Der ki Muhammed, sana Mekke'den bir şey getirdim. Mekke'den ne getirdin der Resulullah? Kızınızın gönderdiği, Zeynep'inizin gönderdiği bir şey getirdim. Hazreti Peygamber bir an duraksar. Yanında Hazreti Ebubekir, Hazreti Ali, Zübeyir, Talha ve diğerleri hepsi oradalar. Hazreti Resul Aleyhisselatü Vesselam kızının gönderdiği şeyi merak eder. Kızının kocasını kurtarmak için gönderdiği şeyi merak eder.
elindeki torbayı açar peygamberimiz. Bohçayı açar. Bohçanın içi bir bohça daha var. Onu da açar bohça. Tamamen açılınca ortaya çıkan şey peygamberi birden duygulandırır. Hazreti Peygamber dalgınlaşır. Gelen şey çok garip bir şey. Kızı Zeynep özel bir şey göndermiş babasına, kocasını kurtarmak için. Bir gerdanlık kolye. Zeynep'in bir kolyesi var zaten. Bir kolyesi var. O kolyeyi görünce Hazreti Resul uzaklara gider. Hazreti Peygamber'in gözleri ilk kez dolar. Mekke'deki kızı Zeynep'i hatırlar. O kolyeyi hatırlar. O kolye nedir biliyor musunuz muhterem hanımefendiler? Kızı Zeynep evlendiğinde karısı Hatice'nin verdiği düğün hediyesi. Zeynep gönderecek başka bir şey bulamaz. Tek varlığı olan kolyesini gönderir. Anasının hediyesini, kocasını kurtarmak için. Kolyeyi görünce Resulullah uzun yıllara gider. Mekke'de gömülü olan Hatice'sini hatırlar. Oğulları İbrahim, oğulları Kasım ve Abdullah'ı hatırlar. Mekke'de terk ettiklerini hatırlar. Mekke'de gömdüklerini hatırlar. Döner ve sahabiye, ne diyorsunuz? Kolyeyi Zeynep'e geri göndersek mi? Lütfen sözlere dikkat ediniz. Ne dersiniz? Kolyeyi Zeynep'e geri göndersek mi? Ne dersiniz? Ebu'l-As'ı bıraksak mı? Müsaadeniz var mı diyor sahabiye? Hazreti Peygamber başkomutan, devlet reisi, kanun, güç, kudret o. Peygamber emri emirdir, emri demir keser. Ama dönüyor sahabiye, ne diyorsunuz? Kolyesini gönlü göndersek mi Zeynep'imin? Ne dersiniz? Ebu'l-As'ı bıraksak mı? Müsaade var mı? Damadımı bırakmaya. Sahabi der ki, ya Resulallah, o kolyeyi istemiyoruz, gönder gönder. Zeynep'in kolyesini gönder, Ebu'l-As'ı bırakalım. Yüzü güler. Bırakıyorum demiyor bakınız. Bıraksak mı? Sahabeden müsaade istiyor. Nasıl büyük bir ruh, nasıl büyük bir karakter Muhammed'in aleyhissalatü vesselamın ahlakı. Ve nihayet Ebu'l-As'la konuşur. Ebu'l-As'ın kulağına bir şeyler söyler Hazreti Peygamber. Kulağına bir şeyler söyler ve Ebu'l-As gider Medine'ye, Mekke'ye döner. Direnen Ebu'l-As, peygamberi üzmeyen Ebu'l-As Mekke-i Mükerreme'ye gider ve hanımının arkasında duran bu şerefli adam, müşrik ama şerefli. Çünkü Mekkeliler peygamberimiz peygamberliğini ilan ettiğinde peygamberimizin üç kızı da evliydi. Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm. Peygamberin iki kızı Ebu Leheb'in oğullarıyla evliydi. Yani baskın görüşe göre öyle. Ebu Leheb ne dedi peygamberimiz peygamberliğini ilan edince? Oğullarına dedi ki, kızlarını kovun. Ve ikisi de peygamberin iki amca oğulları peygamberin kızlarını kovdular. Boşadılar. Rukiye'nin zifafa girmediği söyleniyor. Ama Ebu'l-As karısının arkasında dağ gibi durdu. Ebu'l-As karısını harcatmadı. Mekkeliler dediler ki Ebu'l-As'a, Muhammed'in kızı Zeynep'i gönder. Bütün kızlarımızı sana verelim. Mekke'nin en güzel kızlarını verelim. Ebu'l-As dedi ki, ben sizin kızlarınızı istemiyorum. Zeynep'imden kopmam. Şerefli bir adam, adam putperest ama adam. Ebu'l-As öyle birisi. Hazreti Peygamber'in akrabası, karısının bacısının oğlu.
Ama Hazreti Peygamber bir şey söyledi Ebu'l-As'a. Ne söyledi biliyor musunuz? Mekke'ye gittiğinde kızımı bana gönder. Niye ya Resulallah? Ben kızınızı seviyorum. Kızım sana haram artık. Sen müşriksin. Cebrail bana geldi. Bir Müslüman, müşrik olan putperest bir erkekle evli kalamaz. Kızımı bana gönder. Ebu'l-As. Ebu'l-As üzgün. Döner Medine, döner Mekke'ye. Mekke'ye döner. Zeynep onu kapıda karşılar. Sevinir. Hoş geldin. Ebu'l-As'ım. Kocasını çok seviyor çünkü. Kocası da onu seviyor. Fakat Ebu'l-As Zeynep'e der ki dokunma bana Zeynep. Uzak dur benden. Ne oldu? Ne oldu? Niye uzak durayım senden? Kocam değil misin? Dokunma bana. Dokunamazsın bana. Niye? Niye dokunmayayım? Kocamsın benim. Uzak kalmış. Aylarca. Zeynep, dinle beni. Sen 4 aylık hamilesin biliyorum. Hamile. Fakat baban dedi ki, nikahımız sona ermiş. Baban seni istiyor. Ben senin babanın başını önüne eğdiremem. Seni canım kadar seviyorum. Ama baban gibi şerefli bir adamı utandıramam. İnsanlara Muhammed kızını bir müşrikin elinden alamadı dedirtmem. Canım kadar seni seviyorum. Yüreğim kadar Zeynep. Ama Muhammed'i üzemem. Babanla savaştım. Babanla yine savaşırım. Ama babanın başını önüne eğdirtmem. Muhammed'e bunu yapamam ben. Seni canım kadar seviyorum. Ama gitmen lazım, acancağızım, gitmen lazım. Dokunamam sana, dokunamazsın bana. Ben nasıl babanın yüzüne bakarım, seni gönderemedim diye. Nikahımız bitmiş. Senin dini müsaade etmiyormuş benimle evlenmene. Zeynep'im hazırlan, gitmen lazım. Keskin kılıç gibi. Adam müşrik, Allah'ın putperest. Ama bakın adamdaki şerefliliğe bakın, iffete bakın, izzete bakın. O gece yataklar ayrılır. Ebu'l-As der ki, seni bırak bir, seni ben götürmeyeceğim. Zeynep'im, Zeyd ibn-i Harise gelecek, seni karşılayacak. Seni Kinane ile gönderiyorum, akrabalarıyla. Deveyi hazırlar, çocuklarını hazırlar Hazreti Ebu'l-As hazırlar ve Zeynep'e der ki yarın gidiyorsun. Medine'ye kadar biz seni koruyacağız. Akrabalarına der ki Zeynep bizim namusumuzdur. Medine'ye kadar onu götüreceksiniz. Bizim namusumuzdur, iffetimizdir. Sakın ona karşı bir şey olmasın. Can vereceksiniz, Zeynep'e dokundurmayacaksınız. Babasına teslim edinceye kadar. Kervan yola çıkar, onu Ebu'l-As gönderir. Fakat yolda Mekke'yi yani dağları geçince Hebbar denilen bir sahtekar, Hebbar denilen bir şarlatan, Hebbar denilen bir rezil adam Hazreti Zeynep'in kervanının önünü keser. Adamlarıyla beraber ellerinde oklar, derler ki Muhammed'in kızını bize verin. Yanındaki Kinane der ki biz Muhammed'in kızını vermeyiz, o bizim namusumuz. Der ki siz de müşriksiniz, biz de müşriyiz. Verin Muhammed'in kızına kötülük yapalım. Belki iffetini kirletecekler, belki şerefini kirletecekler. Birdenbire onlara da vermeyeceğiz size derler. Şartlar birdenbire çetinleşir, gerginleşir ve karşılıklı kılıçlar çekilir. Bir taraftan peygamberin kızına el koymak isteyen Mekkeli müşriklerin ayak takımı, diğer taraftan onu korumaya çalışan diğer müşrikler. Kavga devam ederken Zeynep'i taşıyan deve
hırçınlaşır. Deve koşar koşar Zeynep'i sırtından atar. Zeynep tepelerin üzerine düşer, kayaların üzerine düşer. Orada çocuğunu kaybeder. 4 aylık çocuğunu kaybeder, düşük yapar. Zeynep'in her tarafı kan içine girer. Zeynep kan içinde kalınca dediler ki öldü, bırakalım. Geri gittiler. Zeynep ölü gibi. Onu bir battaniye gibi bir şeye koydular. Mekke'ye geri getirdiler. Mekke bir anda karıştı. Muhammed'in kızına saldırdılar. Muhammed'in kızı ölü gibi oldu. Mekke'de çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Zeynep'in bu halinde ilk sahiplenen kim oldu biliyor musunuz? Hiç tahmin edemezsiniz. Sonraki yıllarda Zeynep'e sahiplenen Hazreti Hamza'nın ciğerini dişleyen Hint'tir. Hint. Müşriklerin bulunduğu Dar-ı Nedve denilen mekanı basar Hint. Erkek gibi kadınmış zaten. Oradakilere bağırır, Mekke'nin ileri gelen büyüklerine, utanmaz ahlaksızlar der. Onursuzluğunuz ettiniz der. Gücünüz Muhammed'e yetmedi. Kızına mı gücünüz yetti? Bir kadına mı gücünüz yetti sizin? Şerefsizsiniz der. Bağışlayınız. Ağır cümleler kullanır. Ama aynı haber Medine'ye gelir. Medine'ye gelen haber, peygamber kızını kirletmek istediler. Medine'de şok. Mekke'de üzüntü var. Zeynep toparlanır ama Zeynep artık eski Zeynep değil. Geceleyin gece yarısı yeniden yola çıkarılır ve Medine'ye Zeynep gider. Medine'ye gece yola çıkarılır. Medine'ye yollara dikilir insanlar. Zeynep geliyor, Zeynep. Peygamberin kızı geliyor, Zeynep. Devam edeceğiz. Zeynep nasıl karşılandı Medine'de? Ağlama Zeynep'im, ağlama Zeynep'im, dayanmaz yürekler, ağlama Zeynep'im, peygamberin kızı, ümmetin annesi, cennetin yaşta mateme düştün ah Zeynep'im, ağladı sahabe, üzüldü Medine, gözlerde yaş seli, suskundu Medine. Cihad alma
Ağlama, elbet bir gün güneş doğar. Elbet her çilenin akabinde bir çıkış var. İnneme el usru yusran fe inneme el usru yusra. Zorlukla beraber bir kolaylık var. Zorlukla beraber bir kolaylık var. Zeynep Medine'ye giriyor ama hasta. Büyük bir kervan Zeynep'i karşılıyor başta Resulullah. Lakin gönüller üzgün. Zeynep'e yapılanlar bir bir ortaya çıktıkça sahabi gerginleşir, sahabi sinirlenir, eller kılıçlara atılır. Ömer gibileri, ya Resulallah, Hazreti Ali gibileri, Mekke'ye baskın yapalım gerekirse, Zeynep'imize bunu yapanlara hesap soralım der. Allah Nebisi sessiz. Müdahaleyi kabul etmez Resulullah. Sabır der. Sabır der Allah Nebisi aleyhissalatü vesselam. Beklemek lazım der Nebi aleyhissalatü vesselam ve bekletir. Ama sahabe yemin eder kendi arasında. Günün birinde Hebbar'ı görürsek, Hazreti Ömer'in sözüdür o. Hebbar'ı görürsem, Zeynep'e bunu yapanı kastediyor. Allah'a yemin ederim ki Kabe'nin örtüsüne yapışmış olsa ben o adamı öldüreceğim der. Nitekim Hazreti Fatıma'ya benzer bir hücumu yapan, bir ahlaksızlığı yapan, saldırı yapan birini Hazreti Ali öldürmüştür. Hiç gözün yaşına bakmamıştır. Hanımının intikamını anında almıştır Hazreti Ali. Hebbar'ın durumu ise ayrı. Söyleyeceğim onu. Gelir Mekke, Medine yerleşir. Peygamberimiz Zeynep'i yanındaki bir odaya alır. İki oğluyla, oğlu ve kızıyla beraber. Zeynep hasta artık. Zeynep yorgun artık. Zeynep düşmüş artık. Zeynep işte. İçine kapanır. Hazreti Peygamber Zeynep'e evde bir çorba mı pişti Zeynep'e götürür. Evde bir ekmek mi pişti Zeynep'e götürür. Zeynep'ini hiç unutmaz. Zeynep'ini hiç imal etmez. Her sabah Resulullah namaz sonrası kapıyı çalar. Zeynep çıkınca dışarıya, Zeynep'in bir ihtiyacın var mı? Yok baba. Ama Zeynep sessizdir artık. Kapanmıştır içine. Sürekli hasta. Bir gün Ebu'l-As Medine'ye ticarete gelir. Ve Zeynep'in kapısına gelir. Eski hanımını görecek. Ebu'l-As'ın geldiğini görünce Zeynep dışarıya çıkar ve bağırır. Ebu'l-As benim himayemdedir. Eskiden himayede olmayınca öldürebilirlerdi. Çünkü adam düşman. Peygamberimiz duyunca Zeynep'in himayesi himayemizdir der. Statü olarak çok önemli bir şeydi o. Kadınlar güvence veremezlerdi.
Kadınlar güvence veremezlerdi ama inan ediyor Peygamberimiz. Kadınların güvencesi erkeğin güvencesiyle aynıdır. Müthiş bir statü yükselmesidir bu. Kadınlar için böyle bir şey düşünmek bile mümkün değildi. Allah Nebisi bir an statüyü değiştiriyor. Kadınları erkeklerle eşit noktaya getiriyor. Her kadın güvence verebilir diyor. Zeynep kocasıyla sohbet eder. Sonra bir daha gelir. Gelmeden önce şöyle bir şey olur. Hazreti Zeynep uykuda. Uyuyor. Rüyasında kapının çalındığını görür. Fırlar kapıyı açmaya, bakar ki kocası Ebu'l-As kapıda. Hoş geldin der kocasına. Ama araya bir perde girer birdenbire. Onları ayırır. Zeynep üzgün ama işte o an kapı çalınır. Uykudan uyanır. Bakar ki kapıda biri var. Kapıyı açar. Ebu'l-As mı karşı karşıya kocasıyla? Şaşırır Zeynep birden ama ne o ona dokunmaz. Nikah yok. İşte orada Zeynep bağırır. Ebu'l-As benim himayemde. Allah ne bizi der ki Zeynep'in himayesi himayedir. Zeynep'in koruduğum dediği misafirimdir dediği misafirdir. İlan eder. Zeynep konuşur ama Resulullah şunu söyler. Zeynep'im kocanla konuş ama birbirinize dokunmayın. Senin eski kocan çocukların babası. Konuş ama karı koca değilsiniz artık. Konuşurlar. Ümame ve Ali. Biliyor musunuz? Zeynep'in kızı Ümame. Sonraları Hazreti Ali ile evlendi. Çok sonraları. Ali ise vefat etti. Erginlik çağına gelince bir gün Ali öldü gitti. Ümame Hazreti Ali ile evlendi sonraları. Oğlu Ali ise vefat etti. Aradan bir müddet daha geçer. Hazreti Peygamber'in kızları çok gariptir sevgili dostlar. Şu anda ekran başındakiler. Beni izleyenler, beni dinleyenler. Beni bir dinleyin, bir şey söyleyeceğim. Peygamber'in 4 kızı oldu. Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve kim? Fatıma. Fatıma işte. Fakat bu 4 kızdan 30 yaşına gelen olmamıştı biliyor musunuz? Tümü 20-30 yaş aralığında vefat etmişlerdir. Ne kadar garip değil mi? Tümü. 3 oğlu oldu. İbrahim, Kasım, Abdullah. Hepsi çocukken öldüler. Onun için Mekkeliler dediler Muhammed ebterdir. Soyu kesik. Ama onun soyu bugün devam ediyor işte. Hazreti Muhammed'in aleyhissalatü vesselam'ın. Ebu Cehil'in soyu devam etmiyor. Gerçi Ebu Cehil karakteriler çok. O soy kesilmez. Kıyamete kadar Firavun, Nemrut ve Ebu Cehil karakterle devam eder. Ama karşılarında Muhammediler de devam eder. Hazreti Muhammed soyundan gelenler, Ehl-i Beyt'in büyükleri, aslında ümmetin tümü Resulullah'ın soyudur. Aleyhisselatü Vesselam'ın. Kullu takiyyin Ehl-i Beyti. Her takvalı benim Ehl-i Beyt'imdir diyor. Geniş anlamda ama dar anlamda Hasan ve Hüseyin'in çocukları. Ehl-i Beyt. Selam olsun onlara. Bir selam. Bir gün Ebu'l-As bir daha gelir Medine'ye. Ama ondan önce bir şey yapar. Mekke'ye gider. Ticaret yapıyor ya. Mekkelilerin mallarıyla para kazanıyor. Para veriyor. Gider ve der ki Mekkelilere der ki o bir gül kadar nazenin. Ebu'l-As der ki Mekkelilere gelin mallarınızı alın. Götürün mallarınızı. Mallarını alırlar.
derler ki Ebu'l-As niye malları dağıtıyorsun, ticarete devam et. Der ki hayır. Kabe'de üst bir noktaya çıkar, dikkat edin Ebu'l-As'a, der ki ey Mekkeliler toplanın size bir haber vereceğim. Bütün Mekkeliler toplanırlar Ebu'l-As'ı dinlemek için. Ebu'l-As Kabe'nin avlusunda bağırır, der ki Muhammed'le savaştım, kızının dinine girmedim, ona esir düştüm. Şu anda ise Mekke'de ben inan ediyorum. Ey Mekke ve ey Kabe şahit ol. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Ben Müslüman oldum ve putlarınızı bırakıyorum. Kimsenin gıkı çıkmaz. Çünkü Ebu'l-As gibi yiğit bir adama, duruşu belli adama kimse bir şey diyemez. Bana eyvallah ey Mekke'de, devesine at var Medine'ye. Dünya ne kadar garipsin. Ebu Cehillere de mezar olmuşsun, Ebu'l-Aslara da. Ebu Bekirleri de kucaklamışsın, Firavunları da. Dünya ne kadar garip. Ne kadar ders verici, almak isteyen için, almak istemeyen için gökten melekler gelse hala iman etmeyecekler. İman bir lütuf. Nasip meselesi, alamazsın sermaye ile parayla. Vallahi alamazsın. Hak etmiyorsan cenneti, lütfetmez ki Rab sana nimeti. İstediğin kadar sağa sola yalpa yap. Sonunda mezarda çürümüş bir kemiksin sen. Hazreti İsa bir kafatası alıyordu. Biliyor musunuz? Kimin kafatası bu? Kimin diyorlar? Şu mıntıkaların tümünün kralıydı bu adam. İşte şu kemik, bir kemik parçası. Bir zamanlar kraldı. Öldü öldürdük, yaşattı yaşattıktı. Şimdi bir kemik. Hepimizin gideceği yer. Yeter ki Allah'la iyi ol, kazanırsın. Ve hem ağır kazanacaksın. Ebu'l-As Medine'ye gelir. Manzara şöyle. Hazreti Peygamber oturmuş. Sahabenin yanında Ebu'l-As içeri girer. Esselamu aleyküm. Selam garip bir selam. Müslüman selamı. Allah Nebisi aleykisselam Ebu'l-As hoş geldin. Gelir Resulullah'ın yanına, nasıl yapar? Diz çöker. Elini uzatır. Elimi tutar mısın? Allah Nebisi elini uzatır. Söyle Ebu'l-As, sen peygambersin, kabul ediyorum. Allah birdir, kabul ediyorum. Sahabi tekbir getirir. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ebu'l-As Müslüman olmuştur. Nebi çok sevinir. Ebu'l-As gitmek üzeredir. Resulullah'a döner bir şey söyler. Ey Allah'ın peygamberi, ey Allah'ın Resulü, Müslüman oldum. Hiçbir şeyden dolayı değil. Ne kızınızdan dolayı ne başka bir şeyden dolayı. Eğer yeniden kızınızla nikahlanma mümkünse karıma talibim. Eski karıma, kızınıza. Yok, eğer bana diyorsanız ki kızım yok artık, gidebilirsin. Çıkarım, Müslümanlığıma devam ederim, kızını hiç rahatsız etmem. Edeb. Allah Nebisi döner ve der ki Ebu'l-As, kızım senin karındır yeniden. Hadi gidelim eve. Kapıya gelir Resulullah, kapıyı çalar, kızı içeride. Zeynep açar, baba buyurun hoş geldin. Zeynep'im, dışarıda biri var. Kim baba? Ebu'l-As. Zeynep şöyle bir durur, örtünecek. Resulullah döner ve der ki Zeynep'im örtünme. Ebu'l-As senin kocan artık. O Müslüman oldu, İslam'a girdi, senin kocan artık. Aranızda bir engel yok artık.
Zeynep ağlamaya başlar sevincinden. Çocuklarının babası Müslüman olmuş. Resulullah der ki Ebu'l-Asım, hadi hanımınla sen artık evliliğinize devam edin. Çıkar. Güzel günler gelir ama Hicri 7'de Ebu'l-As Müslüman oluyor. 7. yılda hicretin. Ve Zeynep karı koca devam ediyorlar. Fakat bir sene veya 6 ay sonra bir gün Hazreti Peygamber'e haber gelir. Zeynep ağırlaştı. Çünkü Zeynep o düşmüştü ya, düşerken bütün organları iflas etmiş. Müthiş yaralanmış. Çocuk düşürmüş. Çok kan kaybetmiş Zeynep. Ya Resulallah, Zeynep ağırlaştı. Allah nebisi ayağa kalkar. Zeynep'e doğru gider, kızına doğru gider. Zeynep küçülmüş, zayıflamış. Hicretin 8. yılıdır. Bir balyoz gibi ümmetin yüreğinde Zeynep'in acısı yaşanacak. Hazreti Peygamber Zeynep'in yanına gelir. Zeynep son nefesini veriyor. Kocasıyla buluşmuş ama 6 ay yaşamışlar beraber. Sadece 6 ay. Medine kapıda, bütün kadınlar orada. Fatıma orada, diğerleri orada. Bereke orada. Herkes orada. Allah nebisi Zeynep'in yanına çöker. Zeynep'in ellerini arasına alır. Zeynep'im, söyle canım benim. Söyle, Allah bir, Muhammed onun Resulüdür. Allah bir, baba sen onun Resulüsün. Ben hiç tereddüt etmedim ki. Hiç ama farklı bir şey düşünmedim ki. Allah biridir, bildim hep. Sen onun peygamberisin, biliyorum baba. Zeynep'im, dünya geçicidir. Ahirete vuslat var. Baksana, orada Hatice bekliyor seni, ana. Annesi bekliyor onu. Gel Zeynep dercesine. Baksana Rukiye orada. Bacın orada seni bekliyor. Gel Zeynep diyor. Baksana Meryem orada. Asiye orada. Seni bekliyor cennetin bütün kadınları. Gel Zeynep'imiz, dünyanın bütün çilesinden uzaklaştı. Gel. Zeynep. Müthiş sevdi Medine Zeynep'i. Müthiş sevdi Zeynep'leri. Esraları, Sümeyye'leri, Elif'leri. Çok sevdi ümmet. Sevdi ümmet. Nebinin elinde Zeynep'in eli. Ellerinde eli. Nebinin. Zeynep son nefesini verdi. Bereke belki başka bir kadın. Ya Resulallah, Zeynep vefat etti. Ebu'l-As Zeynep'in üzerine kapandı. Ağladı, ağladı. Yaman ağladı. Umame ağladı, Ali. Fatıma ağladı, diğerleri. Bütün Medine Zeynep'e bir hayat boyu ağladı. Hazreti Peygamber ayağa kalktı. Onu yıkayın. Suyu dökerken 3 veya 5 defa suyu yıkayın. Hazırlıklardan haberim olsun. Mezarı kazınca haberim olsun. Zeynep'im de ben bulunacağım mezarında. Zeynep'in mezarına indi Resulullah. Ne mutlu sana Zeynep. İndi mezarına, mezarına uzandı Resulullah Zeynep'inin. Dokundu mezarına Zeynep'in. Bütün her tarafına, ya Rabbi kızımı iyi karşıla. Zeynep çok çile çekti. Ya Rabbi onu iyi karşıla. Ey mezar, Zeynep'e iyi davran. Yumuşak davran. Medine'de ümmetin sırtında Hazreti Zeynep'i
Şimdi Medine'de Bakî mezarında mezarı. Medine mezarında Bakî mezarına girdiğinizde hemen sağ tarafınızda Zeynep'in mezarı. Kızlar yan yanda zaten. Üçü de dördü de yan yanda. Gerçi üçü yan yanda. Diğeri Hazreti Fatma'nın biraz ileride. Ama Zeynep, Rukiye ve Ümmü Gülsüm yan yanda. Mahşere kalkacakları günü bekliyorlar. Zeynep. Sabahleyindi. Peygamberimiz mescitte oturuyor. Bir adam kızını getirdi. Yeni doğmuş bu gece. Dedi ki ya Resulallah, kızım doğdu bu gece. Ona bir isim verir misin? Hazreti Peygamber baktı kızına. Kızının adı Zeynep olsun. Zeynep oldu adı. Ve Berre adını Zeynep olarak değiştirdi. Ümmü Seleme'nin kızı, üvey kızı Berre, adı Zeynep oldu. Hazreti Fatıma unutmadı. Hazreti Fatıma'nın sonra bir çocuğu oldu, kızı oldu. Adını Zeynep koydu. Bildiğimiz Fatıma'nın, Hazreti Ali'nin eşi. Bir kızı oldu, onun adını Zeynep koydu. Bir anda Medine'de Zeynep'in adı yayıldı. Doğan her kıza Zeynep adını verdiler. Medine Zeynep'e böyle sahiplendi. Yaman sevdiler Zeynep'i. Çetin bir sevgiyle sevdiler. Peygamberin çileli kızını hiç unutmadılar ama. Hiç unutmadılar. Unutmamak lazımdı zaten. Hicri 12'de 4 sene sonra Ebul As da vefat etti. Çok sevdiği Zeynep'in arkasından uzaklara gitti. Vefat etti. Zeynep'in kızı Ümame sonra Hazreti Ali ile evlenecek. Sonra oğlu Ali erginlik çağına gelince vefat edecek. Ümame'nin Hazreti Ali'den çocuğu olmadı. Ümame vefat etti. Zeynep'in nesebi kesildi. Allah Allah. Peygamber kızlarını bizlere şefaat şeyle ya Rabbi. Zeynep'lerin bereketinden bizi mahrum etme ya Rabbi. Şimdi Medine mezarlığına girdiğinizde karşınızda iki geniş mezarlık var. İki geniş. Yerden hiç yüksek değiller. Yerle aynı seviyededirler. Başlarında bir taş, ayaklarında bir taş. Bilin ki o taşlar peygamber kızlarının mezarlarıdır. Üçü yan yanda. İsimleri yok üzerinde. Mezarları belli belirsiz. Sadece üç taş. Ayakta ve başta üçer tane taş, ikişer tane taş, o kadar. Biraz yanında peygamberin eşlerinin mezarları vardır. Yan yandalar. Sessiz ve sakinler. Peygamber hanımlarının evlendiğinde yaşlarını söyleyeyim. Akıllarda yanlış bir düşünce kalmasın diye. Peygamberimizle evlendiğinde Sevde annemizin yaşı 53'tü ve dul bir kadındı. Sevde 53 yaşındaydı peygamberimizle evlendiğinde ve duldu. Zeynep 60 yaşında ve duldu peygamberimizle evlendiğinde. Ümmü Seleme 65 yaşında 4 çocuklu bir kadındı peygamberle evlendiğinde. Hazreti Peygamber niye çok el vermiş sorusun cevabını veriyorum. Çünkü koruma niyetiydi o evlilikler. Ümmü Seleme'nin yaşı 65 peygamberimizle evlendiğinde. Peygamberimizin yaşı 52-53 ve 4 çocuklu bir kadın. Ümmü Habibe 55 yaşında dul. Hatice peygamberden 15 yaş büyük. Efendim 45 saniye kısa bir aramız var. O bir 45 saniye sonra beraber dua edeceğiz inşallah.
ve gecenin 3:30 sabaha doğru ezanımıza az bir süre kaldı. Sultanahmet Meydanı yine Allah ve Nebi sevdalıları tıklım tıklım. Duamızdan önce ben yine hepimiz adına sizin bu peygamber duyarlılığınızı yeniden kutluyorum Mevlam. Dualarımızı daim eylesin. Allah dua edenlerin hürmetine hepimizin duasını kabul eylesin. Beraber amin diyelim mi? Amin. 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 Ya mucibe sâinin ve ya erhamer rahimin. İrhamne ve erhamil fukara evel mesakin. İlahi ya Rabbi, ellerimizi açtık senin dergahına, affına, mağfiretine, senden gelecek bir ışığa, senden yansıyacak bir nura muhtaç olarak kapına geldik. Affına sığındık, merhametine sığındık, dergahına sığındık senin. Şu anda, şurada, şu saatte, şu saniyede, şu demde, Ramazan'ın şu güzel gecelerinden birinde, ya Rabbi, senin Rab olduğuna, Kur'an'ının kitap olduğuna, son kitap Hazreti Muhammed Mustafa'mızın son elçi olduğuna iman ederek kapına geldik. Bizi kapından boş çevirme ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, günahlarımızın tümünden nedamet ettik. Kim hangi günah işlemişse, hangi hatayı işlemişse itiraf ediyoruz sana. Çünkü günahlar sana itiraf edilir. Arada birine değil, günahlarımızın, hatalarımızın, isyanlarımızın, nisyanlarımızın büyüklüğünden senin büyüklüğüne sığınıyoruz. Bizleri mahcup etme ya Rabbi. Yüzümüzü kara çıkarma ya Rabbi. Dünya ve ahirete dareinde bizlere saadet ver ya Rabbi. Bizlere necat ver ya Rabbi. Senin emanına sana sığınmışız. Senin kapına gelen, yalvaran, birer muhibbin, aşıkın olarak kulların sana aşık ya Rabbi. Bu aşkı cevapsız bırakmazsın. Cevapsız bırakma ya Rabbi. Ya Rabbi, sana özlem duyuyoruz. Cenneti istiyoruz sırf cennet olduğu için değil. Cehennemden korkuyoruz sırf cehennem olduğu için değil. Çünkü cehenneme nara yananlar seni göremezler de onun için. Çünkü cennete giremeyenler seni göremeyecekler onun için. En büyük vurgun mahşerde seni görememek. Ya Rabbi, cemalinden bizi uzak eyleme. Ya Rabbi, seni görmeyi nasip eyle. Ya Rabbi, sana özlem duyan kullarına merhamet eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, İlahi ya Rabbi, hastalar vardır amin diyen, hastalar vardır inleyen, hasta vardır ümidini yitirmiş olan, ki sen her şeyin ümidisin ya Rabbi. Kimseyi ümitsiz ve kimseyi kimsesiz bırakma ya Rabbi. Ya Rabbi, gönüllerimizi ümitsiz bırakma. Tövbelerimizi kabul et. Dönüşlerimizi kabul et. Zikrimizi kabul et. Sana secdemizi kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bizden önce mahşer alemine gidenler var. Kurbanın olayım, tümünü affeyle. Aramızdan ayrılan babalarımıza, annelerimize, teyzelerimize, halalarımıza, dayılarımıza, amcalarımıza, kimin kimi varsa hepsine rahmet eyle ya Rabbi. Affeyle onları, mekanları cennet eyle, kusurlarını gider ya Rabbi. Ya Rabbi, kusur bizden, lütuf senden. Biz küçüğüz, sen büyüksün ya Rabbi. Biz cimriyiz, sen cömertsin ya Rabbi. Cömertliğinden bizi mahrum etme. Amin. Bi hürmeti Taha ve Yasin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Ya Rabbi, şu anda ekran başında olan bütün kardeşlerimizin ve şu anda burada olan bizimle beraber amin diyen bütün kardeşlerimizin her türlü duasını kabul eyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Hemen ezanımıza bağlanıyoruz. Gündüz 19:45'te yine iftarda buradayız. Ve yarın gece saat 2'de. Allah yar ve yardımcınız olsun efendim. Sağ olun, var olun. Allah.